tam 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce 5 Haziran'da Ahmet'te HDP mitinginde bombayı patlatarak aslında süreci başlatmış oldu. Başlayan bu süreç 20 Temmuz'da Rojova'ya, Kobani'ye kardeşlik köprüsünü kurmak için yola çıkan sosyalist gençler Türkiye'nin dört bir yanından toplandılar, oyuncaklar aldılar, ağaçlar aldılar. Yanlarına, çıkınlarına bir sürü hediye doldurdular. Tek amaçları bir kardeşlik köprüsü kurmak, IŞİD barbarlığı tarafından yok edilen Kobani'yi yeniden inşa etmek, o direnen halkın yanında, o direnen çocukların yanında yeni bir yaşamı kurmak için yola çıktılar ve Suruç'ta buluştular. Tam saat 11.50'de Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparak yola koyulacaklardı, Kobani'ye geçeceklerdi. Ama yine IŞİD barbarlığı ve onun işbirlikçileri orada yeni bir canlı bomba patlatarak bu kardeşlik köprüsünü yıkmak istediler. Ama biliyoruz ki biz, Türkiye ve dünya halkları, ezilen halklar birbirleriyle kenetlendiğinde kuracakları köprülerin kolay kolay yıkılmayacağını biliyoruz. Denizler nasıl ki Gölemerge Köprü'yü kurdular ve köprü yıllar sonra tekrardan gençler tarafından yeniden inşa edildiyse, Kobani yerle bir edilmesine rağmen dünya halkları birleşerek Kobani'yi ve Rojova'yı yeniden var ettilerse, sosyalist gençler de özellikle Suruç katliamında yaralanan onlarca genç o köprüyü tamamlamak için Rojova'ya gittiler, Rojova'da mücadele ettiler ve yaşamını yitiren yoldaşlarımız oldu. Ve bugün de Türkiye'nin dört bir yanında, Kürt coğrafyasında, mezarı başında 33 düş yolcularımızı anmak ve onların anısına bağlı kalmak ve onların yarım bıraktığı mücadeleyi daha da büyütmek için buradayız. Bizler 2015 yılında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı üzerine Türkiye ve Kürtistan'ın çeşitli bölgelerinde Laz, Çerkes, Arap, Kürt ve Türk olmak üzere 300'e yakın arkadaşlarla Urfa'nın Suruç ilçesinin Amara Kültür Merkezi'nde buluştuk. Bizim bu buluşmamız sırasında istenmeyen ve devlet tarafından olduğu bilinen bir katliama maruz kaldık. IŞİD katilinin aramıza girip bombayı patlatması sonucunda 33 tane düş yolcumuzu kaybettik. Biz burayı kaybederken, düş yolcularımızı kaybederken aslında o süreç içerisinde yaralılarımıza yardım etmek için canla baştan mücadele ederken polisin gaz bombalı, silahlı ve tomalı saldırısına uğradık. O süreç içerisinde yaralılarımızın içerisinde 11 tane şehidimizi hastaneye yetiştiremediğimizden dolayı şehit verdik orada. Bunun üzerine bizler aileler olarak, Suruç aileleri olarak hak arama mücadelesinde ve yoldaşlarımızı anmak, anlatmak ve anlamak adına Suruç aileleri inisiyatifini kurduk. Her zaman için mücadelemizi sürdürüyoruz. Alanlarda olsun, mezar ziyaretlerinde olsun, bugüne kadar hep gerçekleştirdik ve bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Bunu unutmasınlar ki onlara biz 33'lerimizi unutturmayacağız. Hesap soracağız ve hiçbir düş yarım kalmayacak. Bunu da biliyoruz ki bu davanın sonucunda biz kazanacağız. Şunu çok net söylemek gerekiyor. Yani 50 yıldır Kürdistan'da yürütülen bir kirli savaş var. Bu kirli savaş bütün Türkiye'de yaşayan bütün halkları etkiliyor. Bütün halkların içine alan kapsamlı bir savaş politikası haline getirildi. Son 21 yıllık AKP ve MHP hükümeti faşizmin en kurumsal haline ulaşmaya ulaşan politikaları izledi. Dolayısıyla bir katliamlar tarihi var. Dersim'deyiz, dağlar karşımızda. Kefensiz yatanlarımız var dağlarda, her yerde. Bu topraklarda, her köyde, her mezarlıkta, burada mezarlıkta bile 3-4 tane şehit var şu an. Dolayısıyla özgürlük mücadelesinde, eşitlik mücadelesinde, emek mücadelesinde çok büyük kayıplar yaşadık. Bu katliamlar da o kayıplardandır. Belki Türkiye tarihinde de en çok sivil katliamın yaşandığı bir katliam olarak da tarihe geçti. Çünkü aynı yılda Ahmet'ten Suruç'a ve Ankara Gar katliamı, hepsi çok ciddi bir sivil katliamdı yaşanan. Belki Türkiye tarihinde de sivil katliamın en çok
resmi belgelendiği katliamlardan oldu. Burada tabii şunu söylemek gerekiyor. Yani bu katliamlar IŞİD odaklı gelişen, IŞİD'in kendisinin bizzat bu topraklarda beslendirildiği, bizzat bu topraklara sokulduğu, kirli savaş politikasının bir sonucu olarak aslında yerleştirildiği ve o dönemde çok güçlü Kürt halkı, Türkiye halkları, bütün halklar ve kimlikler hep beraber bir barış şeyi içerisindeydi. Bir barış ve çözüm süreci içerisindeydi. Sayın Öcalan bugün İmralı Adası'nda Kürt sorunu demokratik çözümü için hala tecrit altında. Dolayısıyla onu da hep bile getiriyoruz. O dönemde çok güçlü bir çözüm politikası gündemdeydi ve bütün halklar bu kirli savaşın artık sona ermesi, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün bu topraklarda tesis edilmesi istiyordu ve bunun öncülüğünü yürüten Sayın Öcalan da aynı zamanda. Bu kardeşlik köprüsüne, bu barış köprüsüne baltayı vurdular aslında. Bu mücadele bitmedi. Bu mücadele ailelerimizle beraber, demokrasi, özgürlük ve eşit mücadelesi isteyen her kesimle beraber ilerliyor. Kardeşlik köprüsünü dinamitleyemediler. Bu kardeşlik köprüsü, bu barış köprüsü, bu çözüm sürecini isteyen, eşitliği, özgürlüğü isteyen tüm kesimlerle beraber mücadele aslında devam ediyor. Bugün burada bir arada oluşumuzla bu mücadelenin ve bu örgütlülüğün bir sonucu olarak aslında ilerliyor. Dolayısıyla başaramadılar, başaramayacaklar da. O yüzden mücadelemize çok daha fazla örgütlü, çok daha fazla hep beraber sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü bu katliamlar tarihini hesaplaşabilmek için bir sürecin gelişmesi gerekiyor. Bu hakikatlerle yüzleşilmediği sürece, adalet yerini bulmadığı sürece, yargı daha gerçek sorunlar açığa çıkartılmadığı sürece bu toplumsal huzur bu topraklarda inşa edilemez. Ben yaşadığım süreç hep yumruğum havada olacak olur. Sen öyleydin değil mi? Şimdi şu sandalyelerde öyleydin. Sen geldi, yumruğun havadaydı. Can verirken zafer işareti yaptın oğlum.